Şimdi arkadaşlar, iş gücü piyasası istihdam sorunları, istihdamın sorunları konusuna geldik. Açın bakalım Qgo.tr'yi ne göreceksiniz? %10 civarında işsizlik oranı olduğunu göreceksiniz. Tabii bu TÜİK'in işsizlik tanımı kapsamında bir kısıtlama. Son 2 haftada iş arama ama bulmama, işkura kayıtlı olma vesaire gibi bu eksen genişledikçe burada işsizlik oranı belli bir oranda tutulabiliyor. Ama gerçek işsizliğin özellikle genç işsizliğin %25'ler civarında olduğu, eğitimli işsizliğin yine hakeza %30'lara yakın olduğu bir ekonomik yapı içerisinde işsizliğin yapısal bir sorun olduğunu, yani yapısal reformların gecikmesinin bir sorunu olarak karşımıza çıktığını söylememiz mümkün. Türkiye'nin iş gücü piyasasında ana işleyişi veya karşılaştığımız temel sorunları şöyle toparlayacak olursak, bir, iş gücünün eğitim verimlilik düzeyi oldukça düşük. İki, iş gücüne katılım oranı özellikle kadınlarda oldukça düşük. Yani bu 30'lardan 35'lere kadar artış eğilimi trendi göstermiştir son 20 yıl içerisinde, fakat kadınlarda ortalama, dünya ortalamasının çok altında, hatta OECD ortalamanın epey bir altında bir manzara varlığını gösterir. Kadınlar çoğunlukla yani iş hayatına katılmayanlar babında, hem yurt içi hasılaya katkı sağlamama yönüyle hem de ekonominin dinamizmine katkı sağlamaması yönüyle ele alması gereken bir şey. Yüksek işsizlik oranı, genç işsizlik temel sorunlarından birisi. Tarımsal istihdam çok büyük paya sahip. Bunu tarım sektöründe neden vazgeçemiyoruz bu alandan diyerek özetlemeye çalışmıştık hatırlarsanız. Neden vazgeçemiyoruz? Çünkü verimlilik çok düşük. Çok yüksek oranda bu tarımda çalışıyor gibi, 16-17 gibi oranda tarımda çalışıyor gösteriliyor. Bu da bizim sağlıklı bir istihdam politikası izlemediğimizin bir işareti olarak algılanabilir. Sendikal örgütlenme zayıf, sosyal diyalog zayıf ve endüstriyel demokrasi problemleri var. Ücretli çalışanların toplam istihdam payı AB'ye göre çok düşük düzeyde. Yani sanayi toplumunu oluşturamamaktan kaynaklanan sorunlardır genel olarak bunlar. Türkiye'nin iş gücü piyasasında ortaya çıkan genel özelliklerle baktığımız zaman nüfusun yapısını dikkate almak zorundayız. 85 milyon civarında nüfus sürekli artış gösteriyor. Bu iş gücü arzında sürekli arttığını, bu 12 yıllık eğitim üniversiteleşme oranının göreceli olarak frenlediğini söyleyebiliriz. Yani iş gücü iş aramaya başlamadıkları için işsiz kategorisinde sayılmıyor eğitim sürecinde bulunanlar. Ama iş gücü arzı bütün bunlara rağmen sürekli artış gösteriyor. Sektörel dağılım açısından sorunlar var. Tarımın çok yüksek paya sahip olması bunlarla ilgili. İş gücüne katılım oranı yine Türkiye'nin kadın profilinin 70'ler civarında, erkekler normal bir seyri ifade ederken 35'ler civarında kadınlar gösteriyor. Bölgesel istihdam açısından problemler var. Bazı bölgelerde çok yüksek işsizlik oranları ve kayıt dışı istihdam. Bunu engellemek için bu bilgi toplumunun ya da bilişim sektörünün araçları devreye sokuluyor. Diğer taraftan kayıt dışı istihdam önlemek mümkün değil. Hatta bunu kayıt dışılığın boyutlarına, ödemeler bilançosu rakamlarına bakarak da anlamak mümkün. Net hata ve noksanlardaki devasa büyüme bize böyle bir kayıt dışılığın boyutlarını anlatıyor. Beşe sermaye yatırımı, yaşam boyu öğrenme, long life learning dediğimiz yaşam boyu öğrenme sorunları. İstihdam üzerinde oluşturulan yükler, büyüme sağlıyoruz. Okun yasası çalışmıyor. Büyüme var. %10 büyüdüğümüz dönemlerde bile normal şartlarda 5-6 civarında veya 3-4 civarında işsizlik oranında düşüş beklerken böyle bir olguyla karşı karşıya kalamıyoruz. Bu da istihdam yaratmayan bir büyüme. İstihdam üzerindeki yüklerin ağır olması ve aktif iş gücü piyasası politikaları programı takip edilememe, kamu istihdamı merkezi bir role sahip olmaya devam ediyor. Görüyorsunuz seçimden önce büyük miktarda alımların ortaya çıkmış olması iş gücü piyasasında işsizliği azaltıcı bir faktör olarak devreye sokulabilir ama
Bunun verimliliğe katkısı nedir? Hizmet sektörüne şöyle bakarsak, buna hizmet sektörüne aktarıldığını düşünecek olursak birebirdir verimlilik, ama sanayi sektöründe, esas imalat sanayi sektöründe istihdam yaratma potansiyelimizin düşük olduğunu görüyoruz. Buna kayıt dışı çalışanlar, özellikle göçmenlerin ucuz Türkiye vatandaşı olan istihdamla daha istihdama karşılaştırınca yarı yarıya bir ücretle çalışmaya razı olmalarından kaynaklanan sorunlar, aktif gücü politikaları. Bunlar ne oldu üzerinde duracağız. Şimdi nüfus giderek artıyor. Azalan oranında olsa da 80'lere göre. Doğurganlık hızı %5 civarında 70'lerde. 1,83 civarına geliyor. Binde 12'ye kadar düşüyor. Binde 10'lar civarında diyebiliriz buna. Eğitim sürecin uzaması bununla burada etkili bir unsur. İki, geçim koşullarının artması veya bunun altyapısını oluşturabilecek kolaylıkların sağlanması sorunlar var. Bu 21. yüzyılın ortalarında 100 milyon civarında bir nüfusa oturacağımız ve burada da çok büyük bir artış olmadan, eğer taze göçmenler ile bunu telafi edemezsek burada kalacağımız anlamına geliyor 2050 yıllarında. Burada genç nüfus potansiyeli çok yüksek. Bunun değerlendirilmesi problemi 2023 yılında 85 milyon, 2019 yanlış. 2023'te 85,3 milyon nüfusumuz var. Burada 0-14 yaş grubu %20'ler civarında nüfus içerisinde. 15-24 %16'lar civarında gerçekleşiyor. Çalışma çağındaki nüfus 15-64 yaş grubu %67 civarında gerçekleşiyor. 65 yaş üstü nüfus %8,5 düzeyinde. Hatta 75 üstü seçmen sayısı, 75 yaş üstü seçmen sayısı belirlenmişti seçimden önce. 3,8 milyon kişiye tekabül ediyordu. Yani bu yaşlanmaya doğru da bir risk taşıdığını gösteriyor nüfusun. Genç nüfus çok önemli bir kaynak. Ama eğitime yapılan yatırımlar, bunlar biliyorsunuz büyümeyi engelli unsurlardan birisi. Nüfus artışının bir de eğitim sorunu, altyapı sorunları var. Bunların karşılanması gerekiyor. Bunlar kendi içerisinde yaşayan çelişkili manzara ifade ediyor. Tarımın payı 19'lar 2018, 16'lar civarında düşüş eğilimi gösteriyor. Sanayinin payı 20'ler civarında gerçekleşmiş. Oysa verimlilik çok fazla. Sanayinin gelire katkısı 30 ama istihdama katkısı 20. Demek ki en verimli sektör sanayi sektörü. En az verimli sektör ise tarım. Birebir diyebileceğimiz unsur da hizmetlerde görüyoruz. Bir nüfus, bir verimlilik. Burada geniş bir alanın burada istihdam edilmesinin etkisi var. Özellikle eğitim sektörü, kamusal eğitimin çok büyük bir kısmını oluşturması sebebiyle verimliliği azaltan bir manzara sergiliyor. Sanayileşme açısından yaşanan problemler ve sanayi hizmetlerdeki oransal olarak gelişme trendi sektörel dağılım açısından da manzara, inşaat sektörü burada %7'ler civarında paya sahip. Bu da uzun süredir kurtarıcı simit gibi sarıldığımız sektör. Bu sektörün neden nasıl çuvalladığının göstergesi için hiç uzağa gitmeye gerek yok. Şubat ayının başında yaşanan depremde binaların yarısının yerle bir olması en iddialı olduğumuz yerden vurulduğumuz gerçeğini görmemize yardımcı oluyor. İş gücüne katılım oranı değişimi işte 30'lardan 90'larda 35'lere kadar yükselmiş kadınlarda, erkeklerde 74'ler civarında, 75'ler civarında. Genel olarak %55. Yani bu çok düşük, 16-65 yaş grubu açısından düşündüğümüz zaman Avrupa'da bu ortalama 65'lerdir en düşük ülkelerde karşılaştırdığımız zaman. Yani daha çok kişi daha az çalışan tarafından finanse ediliyor demektir bu. Özellikle bu erken emeklilik meselesinin EYT miydi? EYT'lileri falan düşündüğümüzde manzaranın gittikçe önümüzdeki dönemde sosyal güvenlik açığı oluşturma bakımından bir enkaza doğru yol açma potansiyelini hiç de azımsamadan dikkate almamız
gerektiğini gösteriyor bize. Bölgesel İslam farklılıkları başka bir konuydu. İslam'a etkisi bakımından önemli. Tarımsal sübvansiyon azaltılması burada önemli bir şey. Tarımdaki işsizlik sorunlarını anlamak bakımından göç olgusunu artırıyor. Ve TR2 bölgesinde tarım istihdam payı bazı az gelişmiş bölgelerde düşüş eğiliminde tarım payı %50'lere bulmuş örneğin. Yüksek bir oran. Bölgesel kalkınma ajansları bununla ilgili bir yasal çerçeve, Avrupa Birliği destekli fonlar bir idari yapı oluşturmaya çalışıyor. Yani aktif işbirliği piyasaları yani bu bölgelerde işsizliği kendi yerinde çözüm üreterek aşmaya yönelik çalışmalar. Bunlar da belli ölçüde yarar getirmiş olsa da genel sorunların telafi edilmesi için yeterli görünmüyor. Türkiye'de kayıt dışı istihdam başka bir sorun. İş gücü maliyetlerin yüksek olmasından kaynaklanan bir sebebi var. Bürokratik işlemler fazla, giriş çıkışlar. Biliyorsunuz friksiyonlu işsizliğin yüksek olması nedeninden birisi de bu istihdamın denetlenememesi ile ilgili ve işe yerleştirmelerin uzun zaman alması ile ilgili bir sorun. Etkin bir denetim yok burada. Bilgilendirme, bilinçlendirme sorunları var. İş gücünün eğitimsizliği ya da hizmet içi eğitim yeterli değil. Sosyal güvenlik hizmetleri yeterince gelişmiş değil. İşsizlik oranı otomatik olarak %10 diyoruz ama biz bunu %10 TÜİK tanıma göre %10 son rakam 2023 rakamı. Bunun %15'ler civarında en az olması bekleniyor. O tanımın kapsamı genişletecek olursa. Kamu kurumları arasında koordinasyon problemi var. Yani Sanayi Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, TÜİK bu veriler birbiriyle bazen çelişme içeriyor. Tanım bakımından ve standarttan oluşması bakımından sorunlarımız var. Çalışma ilişkilerindeki değişim, özellikle sendikasılaşma sorunu, vergiden kaçınma meselesi işverenlerin ve bürokrasi dışına çıkabilmek için de kayıt dışı olmayı tercih eden bir var. Bunu Suriyeli veya göçmen iş gücünün desteklediğini, teşvik ettiğini çok rahatlıkla iddia edebiliriz. Kayıt dışı istihdam tarımda %80'leri bulmuş. Tarım dışı kesimde %20'ler gibi bir rakam gösteriyor. KOBİ'ler en önemli istihdam kaynağı. İstihdamın %70'e yakınını oluşturuyor bunlar. Ve çocuk işçiler daha da ciddi bir problem. 6-14 yaş grubunda mesela 300 bin civarında çocuk tespit edilmiş. 15-17 yaş grubunda 600 bin civarında çocuk iş gücü tespit edilmiş. Yasal olarak asgari ücret tanımlaması içerisine giriyor 16 yaş üstü ama bu eğitim sürecinde olması gereken kişilerin zorunlu olarak çalışmak durumunda kalmaları gibi bir gerçeği görmemize yardımcı oluyor. Başka bir sorunu yaşam boyu gelir, yaşam boyu öğrenme pardon ve beşeri sermaye yatırımlar. Bu teoriler 1950'lerde atılmış beşeri sermaye teorileri ve genel anlamda eğitime ek olarak, genel eğitim ek olarak İşbaşı eğitimi daha verimli hale getirme ve pozitif çıktıyı sağlama yönelik bir öngörüyü, bir altyapının gelişmesini tasarlar. 32,8 milyon iş gücü var 2018 itibariyle. Günümüzde olsun 35 milyon veya 40 milyona yaklaştığını varsayalım. Bunlar içerisinde okur yazar olmayan kişiler çok yüksek. Bu okur yazar meselesini eğitimden bahsederken söz etmiştik. %5 civarında, pardon %10 civarında kadın okuma yazma oranının olmaması kadınlarda. Bu da yaklaşık bir 4 milyon civarındaki kadının okuma yazma bilmemesi meselesi. Yani okuma yazma bilmeyenlerin de nerede çalışabileceklerine dair sorun. Ama burada bunu bir negatif unsur olarak düşünmemek lazım. Çünkü o işsizlik oranı en düşük olduğu alanda okuma yazma bilmeyenler veya lise altı eğitim düzeyinde bulunanlar oluşturuyor. Daha düşük burada. Ve yüksek öğretim mezunlarının payı da bunun her zaman yukarısında %25'lere yaklaşıyor. Bu mesleki teknik eğitimin yaygınlaştırılması gerekliliğini vurguluyor bize. Bunu hatıra getiriyor. Okullaşma oranının yükselmesinin yaşam boyu öğrenme fikrini geliştirmesi üzerinde duruluyor ama ne kadar iş gücüne katkıda bulunduğu hep tartışmalı alanlardan birisi.
ve genç işsizlik oranı ile eğitimli işsizlik oranı oldukça yüksek. Avrupa Birliği istihdam stratejisi ve Türkiye karşılaştırmasında Türkiye istihdam edilebilirlik, girişimciliğin geliştirilmesi, işte kalkınma ajansları bunu destekler, uyum yeteneklerin artırılması ve fırsat eşitliğinin sağlanması gibi temel stratejik hedeflere sahip istihdam artırma bakımından. 2003'teki bu stratejide çalışma yaşamını uzatmak, yaşam boyu öğrenmeyi sağlamak ve ekonomi yeniden yapılanmaya uyumlu hale getirmek stratejileri oluştuğunu görüyoruz. Yapısal reformlar halen yıllardır, ben en azından son 5-6 yıldır sürekli gündemde olan bir konuyu oluşturuyor. Ve sosyal güvenlik sorunlarını hayata geçiriyor. İstihdam üzerindeki yüklerin artması meselesi Türkiye'yi bu yükler emek yoğun üretim lehine ve sermaye yoğun üretim yerine sermaye yoğun üretime ve kayıt dışılığa taşeronlaşmaya teşvik ediyor. Burada yatırımların başlangıcı ile üretime geçiş aşaması başlayıncaya kadar geçen süreçte kamu kurumlarından onay, istihdam vesaire, bunların mükerrerliği, bununla ilgili sorunların çözülmesi, istihdam sorununun giderilemesinin temel nedenlerinden birisi asgari ücretin yükleri. Burada azaltma oldu, vergileri azaltma, bir kısmını kamunun üstlenmesi durumları oldu. Pandemi döneminde geliştirilen stratejiler de bunlar. İşsizliği maksimum düzeye çıkması engellemek için. Ama bunlar yine olağanüstü dönem kalktıktan sonra tekrar geçiş üstleri uygulanan, İstanbul'u rahatlatan durumları ifade ediyor sadece. En azından işsizliği azaltan unsurlar. Ve fazla çalışma yerine bölgesel çalışma, istihdam, işçi işveren yükünün dengeli bir şekilde dağıtılması gibi stratejiler istihdam üzerindeki yüklerin ana konularını oluşturuyor. Şimdi işsizlikle mücadele sorununa karşı iş gücü piyasası programları bu işsizliğin genel bir sorun olması sebebiyle kamu bürokrasisi önemli bir tartışma alanı. İşten çıkarmalar, verimlilik artışlarına sebep olmak, kapasite kullanım oranının artması gibi alanlar veya fazla var diye çalışma gibi alanlar, işsizliği artıran ve istihdam artışını sınırlandıran etkenler. Burada en önemlisi arizi işsizlik, geçici işsizlik, konjöktürel dalgalanmalardan, ihsal dalgalanmalardan kaynaklı ve yapısal işsizlik. Son dönemin temel konularından birisi yapısal işsizlik. Arizi işsizliği engellemeyiz ama arizi ile yapısal birleştirdiğimiz zaman ortaya çıkan büyüklüğe biliyorsunuz doğal işsizlik oranı diyoruz. Ve doğal işsizlik oranının temel konulardan birisi. Mevsimlik işsizlik her zaman var olan bir manzara. Burada mücadele için iki tane politika yapılıyor. Bir aktif iş gücü politikaları, bir de pasif iş gücü politikaları. Pasifte işsizlik sorununa çözüm getirmek gibi bir derdimiz yok. Ortaya çıkardığı sorunları azaltmaya çalışan stratejiler izlenmesi hedefli. Mesela işsizlik sigortası, işsiz olanın işsiz olduğu süre boyunca yaşayabileceği komplikasyonlardan kurtulması sağlar. Ama aktif iş gücü piyasası dediğimiz şey işsizlik sorunu bizatihi çözmeye odaklanan bir strateji. Avrupa İstihdam Stratejisi'nde en önemli politika bu aktif iş gücü politikalarıdır. Bizim İşkur'un çoğunlukla yapmaya çalıştığı şey bu. Özellikle durgunluk, şok ve yeniden yapılanmalar, uzun dönem işsizlik ortaya çıkarmaması için aktif iş gücü politikalarının izlenmesi gerekiyor. İşkur'un kapasitesi vesaire bu konuda çok yeterli bir manzara sunmuyor. Dolayısıyla işsizlik resmi anlamda %10 civarında seyrederken gayri resmi bunun daha yüksek oranlarda olduğunu rahatlıkla söylememizi engellemiyor. Avrupa müktesebatı politikalar doğrultusunda 2010'lardan itibaren işsizliği önlemek, çalışanlar ayrımcılığı ortadan kaldırmak gibi yasal düzenlemeler var. Avrupa Birliği sosyal politikaların eş güdümü sağlamaya çalışan politikalar var. Kriz koşullarında izlenecek stratejilere ilişkin tartışmalar var. İşkur burada temel işsizlikle mücadele veya iş gücü piyasalarının koordinasyonunda ana bir kurum olması sebebiyle buna yönelik ağırlık vermeye başlıyor. İşsizlik ile mücadelede temel politika eğitim başta.
danışmanlık hizmetleri, kredi finansman imkanlarına ulaşım, işletme pazarlamanın desteklenmesi, kayıtlı işçi çalışmasının temin için vergi prim yüklerinin azaltılması. Çünkü bunun sosyal güvenlik açısından ulaşmak ihtimali yüksek. Bürokrasinin azaltılması ve iş organizasyonlarının, çalışma koşullarının iyileştirilmesi gibi olgular. O zaman toparlayacak olursak iş gücü piyasası pek çok sorunla karşı karşıya. Bunun sonucu işsizlik. Tarımsal kesimden açığa çıkan iş gücünün sanayide mahsedilememesi, sanayide istihdam edilememesi, hizmet sektörünün birebir verimsiz çalışması ve kayıt dışı istihdamın ortaya çıkardığı sorunlar gibi özetlenebilir. Başka neler var buraya ilave söyleyeceğimiz? Mesleki teknik eğitim yaygınlaşamıyor. Okullaşma oranının yükselmesi, 12 yıllık zorunlu eğitim, yaşam boyu öğrenme stratejisini temel hayata geçirmek için geçerli ama etkinliği tartışılır. Genç nüfus bir avantaj oluşturuyor ama yüksek genç işsizlik problem oluşturmaya devam ediyor. 2008 küresel krizinde %15'e çıkıyor örneğin işsizlik oranı yaklaşık olarak. Bu da Türkiye'nin işsizlik sorunu çözme ve serbest dolaşımı tanıma olasılığını büyük ölçüde azaltıyor. İşsizliğin çözümünde istihdam yaratan büyüme, sanayileşme politikalarını yeniden gündeme getirmenin, hatta buna bilişim politikalarını yeniden gündeme getirmenin önemini ifade ediyor diyebiliriz. Evet, 85 milyon iş gücümüz varmış, pardon nüfusumuz varmış. Nüfus artış hızı 12'ler civarında, binde 12'ler civarında. Yeni büyükşehir yasasıyla nüfus il ve ilçe merkezinde yaşam oranı %92'ye kadar çıkıyor köyleri mahalle haline getirdikten sonra. Yani normal şartlarda köyde yaşamıyorsunuz ama bir şehrin mahallesinde yaşıyorsunuz ama kırsal alanda yaşıyorsunuz. Koşullar böyle. Nasıl ifade ediliyordu bu? Yani bir paradoks oluşturuyor daha doğrusu. 0-14 yaş grubu %23'ler, 25'ler. 65 yaş %8,5 civarında 7 milyon kişiye tekabül ediyor. Genel işsizlik düzeyi de %10'lar civarında karşımıza çıkıyor sosyal güvenlik sorunları. Evet, dalgalanmayı görüyoruz. Şunlar kriz yılları, 2009 kriz yılı. Şu da hani 2012-13 bundan itibaren sürekli bir dinamik bir artışın meydana geldiğini anlıyoruz. Genç nüfustaki işsizlik oranındaki dalgalanmalar yine dikkat çekiyor. İş gücü göstergelerindeki 2008-18 arasındaki iş gücü ve işsizlik dalgalanması, iş gücü artışı, iş gücü dalgalanması bunlar arasındaki farkı vurguluyor. Mevsimsel düzeltilmiş işsizlik istihdam meselesi yine aynı şekilde 2008'den itibaren trendi gösteriyor. Başka neler var burada? Sektörlere göre gelişim. Sanayideki trend, dalgalanma trendi. Pardon, tarımdaki, sanayideki trend. İnşaattaki trend gelişmelere bağlı, konjonktürel değişmelere bağlı. Kayıt dışı istihdam oranı 2015'ten bu yana azalma eğilimi gösterse 2005'ten bu yana 40'lardan ancak 35'lere kadar indirilebiliyor. Ve son dönemdeki gelişmeler bunu tetikliyor diyebiliriz. Ve bunun çok büyük bir kısmı da tarım sektöründe gerçekleşiyor. İş gücüne katılım oranından bahsettim. Buradaki orandaki değişimden. Eğitim durumuna göre iş gücüne katılım oranı yüksek öğretimde daha yüksek ise aşağı doğru inmeye başlıyor. Erkeklerde, kadınlarda durum biraz daha farklılaşıyor. Lise altı balonu daha fazla okuryazar olmayanların balonu daha yüksek görünüyor. Birkaç soru varmış bununla ilgili. Bunları yapalım. Sınavlarda işimize yarayabilir. Şöyle bir soru KPSS'de çıkmış. 100 milyon nüfus, iş gücü 50 milyon, 47 milyon da istihdam varmış. İşsizlik oranı ne kadardır diye bir soru çıkmış. Burada 3 milyonluk işsiz olduğunu düşünüyoruz. 50 milyon iş gücünün 3 milyon işsizse iş gücü içerisinde arıyoruz işsizleri. Bu da 50 milyonda
3 milyon demek %6'lık bir işsizlik oranına sahip olan ekonomi demektir. İşsizlik oranı tanımı çıkmış. Burada da bu tanımda da soru toplam nüfus içinde toplam çalışan sayısının değil, toplam nüfus içinde iş bulamayanlar oranı değil, toplam iş gücü içinde iş bulamayanlar oranı şeklinde teknik bir tabir. İş gücü içerisinde arıyoruz. İşsizlerin tanımını toplam iş gücü içerisinde iş bulamayanlar oran diyoruz. Yani toplam nüfus yok. Çalışmayan çalışan diye bir ayrım yok. Diğerleri zaten alakasız cevaplar oluşturuyor. Kamu İhale Kurumu sınavı ekonomide %2,25'in üzerine çıkarsa işsizlik azalır diyor. Bir puanlık büyüme işsizliği 0,5 yarım puan azaltır. O zaman diyor işsizlik %2 azalırsa büyüme ne kadar olmuştur şeklinde. 2,25'in üzerine ne yapıyoruz? Her bir puan yarım puan düşürüyorsa 2,25'in üzerine %2 işsizlik azalmışsa 4 puan ekliyoruz. Ve 6,25 büyüme söz konusu olmuştur şeklinde bir cevap çıkıyor. Doğal işsizlik oranı düşürmeyi amaçlayan politikalar. Doğal işsizlik nelerden ibaretti arkadaşlar? Frisyonel işsizlik ile yapısal işsizlik toplamı. Bunlara ne diyoruz? Yapısal politikalar diyoruz. Doğal işsizliği azaltmaya çalışan politikalar. Kaymakamlık sınavı sorusu. Uzun dönem Phillips eğrisiyle hangisi doğrudur diye bir soru var. Uzun dönem Phillips eğrisinin anlamı neydi? Doğal işsizlik düzeyinde dikey eksene paraleldir. Yani negatif bir eğime sahip değildir. O kısa dönemli Phillips eğrisinin özelliği enflasyon işsizlik arasındaki ters yönlü ilişki. Bir idari hakimlik sorusu var. Bireylerin daha iyi çalışma koşulları aramalarından veya mezuniyet sonrası iş aramalarından kaynaklanan işsizlik türü nedir? Çok basit bir şekilde geçici işsizlik, arizi işsizlik veya yapısal işsizlik. Daha iyi çalışma koşulları veya mezuniyet sonrası iş arama. Friksiyon, geçici işsizlik. Bir de buna yapısal işsizlik deseydi bunların ikisinin toplamına doğal işsizlik diyecektik ama ondan bahsetmiyor burada. Friksiyonel geçici işsizlik. Hangisinde yapısal işsizlik ortaya çıkar diyor. Yapısal işsizliğin ne olduğunu anladık herhalde. Ekonomide genişleme, daralma, durgunluk, iş gücü, talep ve teknolojideki değişikleri anında uyum sağlayamadığı zaman doğal işsizlik ortaya çıkar. Genişleme olunca zaten işsizlik olmaz. Daralma, işsizlik azalma söz konusu olur vesaire. Şurada da tabir çok muğlak kalmış, durgunluk vesaire. Milli gelirin tam istihdama tekabül eden düzeyden daha yüksek olması. Ne demektir bunun anlamı? Milli gelir tam istihdama tekabül eden düzeyden daha yüksek ise KPSS 2011 sorusu. Milli gelir potansiyel üretim düzeyinin üzerinde yani denge düzeyinin milli gelirin denge düzeyinin doğal işsizlik oranına karşılık gelen düzeyin altında olması bu otomatik değil. Denge düzeyinin potansiyel milli gelirin üzerinde olması. Şu bize doğal milli gelir tam istihdamın düzeyin üzerinde olursa potansiyel milli gelirin üzerinde olduğunu gösterir. 2011 KPSS sorusu. Dengesizlik olmadığı durumda ortaya çıkan işsizlik. Yani resesyon yok, enflasyon yok, herhangi bir problem yok. Burada ortaya çıkan manzara nedir? Yani friksiyonel yapısal işsizlik yani doğal işsizlik soruluyor burada da. Bu da Sayıştay sorusu. Geçici işsizlik %6, yapısal işsizlik %5 ve genel işsizlik %16 ise işsizlik oranı doğal işsizlik ve konjonktürel işsizlik kaçtır diye bir soru var. Doğal işsizlikte ne vardı? Geçici vardı, bir de yapısal vardı. O zaman 6, 5 daha 11. 11'i arıyoruz. Şurada var sadece. Diğerini kontrol edelim. Konjonktürel nedir? O zaman %16'dan kalan şey de %5'tir. Dolayısıyla cevabımız budur. Bu da bir soru olarak karşınıza çıkabilir. Türkiye Ekonomisi çalışma sorularına bakabilirsin. İstihdamla ilgili yine mahfiyeilmez.com'daki güncel çalışmaları gözden geçirebilirsiniz. Evet, sorularla beraber işsizlik meselesi ve bunun komplikasyonları üzerinde durmuş olduk genel olarak. Sorumuz var mıdır? Yok herhalde. Varsa yazalım lütfen. Tamam, teşekkür ediyorum.